Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Yusuf Sur 2'de Mısır serisine beraber başlıyoruz. Evet başımızda yönetici olarak Sisi var. Başlayacağız bakalım. Hemen şöyle başlayalım. Şu anda dünyanın en büyük 24. ülkesiymişiz. Şöyle. Tamam. Hızlıca teknoloji puanlarımızı verelim. Şöyle 10 tane araştırma. 5 ordu bakım. 5 yönetim. Üretim geliri. Hepsine beşer beşer olarak dağıtacağım. Oraya yanlışlıkla yedi kaçtı ama sorun değil. Geri kalan üç taneyi de ben açıkçası araştırmaya vermek istiyorum. Normalde o iki taneyi de araştırmaya verirdim ama yapacak bir şey yok. Hemen şuradan vergiler. Mallar ve yatırımlar üçüsünü hızlıca ayarlayacağız. Aynen hepsini sınırlığa çektim. Hop bu biraz fazla oldu sanki. Hop güzel. Başkent'teki düzeli kişilik bir ordu varmış hemen bunu siliyorum öncelikle orduyu dağıtalım Ve hızlıca tur atlamaya Başlayalım Öncelikle şöyle bir hedefimizle onunla konuşalım Hemen şöyle diplomasi haritasını açalım Ben İslam'ın işini formlamak istiyorum veya e, Şuradan antik mısır da formlayabilirim tabi belli olmaz Ama antik mısırı formlama isteğim baya güzel gözüküyor ben bunun bayrağını falan rengini baya seviyorum ama onu formlarsak eğer İstanbul'a gelişini maalesef formlayamıyoruz. Onun için ne yapmam gerektiğini açıkçası emin değilim yani. Yorumlarda belirtirseniz güzel olur. İstanbul yarışını formlayalım yoksa Mısır Kral ın. aman Antik Mısır mı? Bir büyümeye başlayalım. Şöyle Sudan'a almamız gerekiyor mu bakalım İstanbul yarışı için. Gerekmiyormuş o zaman saldıracağım. Ya ben fazladan fazladan alacağım zaten ya bayağı büyüyeceğiz. Hedefimiz Afrika'yı ele geçirmek şu an. Özellikle Kuzey Afrika'yı. Onun için bize para biriktirmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım Libya'nın ekonomisi kaçmış. 45 bin bize yaklaşık bir 25 binlik falan bir ordu lazım. Bunun için de yaklaşık 120 binlik para lazım. Bu arada Türkiye'de iş savaş çıkmış. Tamam Türkiye bitirdi iş savaşı. Türkiye ile ilişkileri geliştireceğim. Ona müttefik olmak istiyorum. Yani biz Afrika'da ilerlerken arkamızı kollayacak bir ülke olsun. O ülkede şu anlık Türkiye. Güzel. Paramız da neredeyse birikti bu arada. Aynen. Bir ben ne olur ne olmaz 150 bin yapacağım. Ardından ordu basım işlemlerine. Başlayacağız. Hemen şuradan istihdam edebilir nüfusumuzu açıyorum. Ve en yüksek olan topraklardan bastığım oha buradan 10.000 orada çıkıyor tek topraktan. Gerçekten bayağı bereket toprakları var Mısır'ın özellikle şu etrafındaki topraklar. Ama geri kalan topraklarda bir o kadar bereketsiz. Yani onun için çok da sevmemek lazım. Hemen tüm orduları başkentimiz Kahire'de topluyoruz. Keşke Kahire'ye bir ikmal kampı yapsaydım önce. Ama artık geçti. Şöyle sayalım bakalım sınırları. 1, 2, 3, 4 tane sınırımız var. Elimizde ise 30 binlik bir ordu var. Yani her sana yaklaşık bir 8 binlik ordular düşecek. Hatta şurada şöyle daha az koyacağım. 5800 falan aynı. Gerek alanlar. Şuraya 7000. Aynen kuzey taraflarına daha fazla koyuyorum. Bunun sebebi ise tabii ki oralardaki ekonominin nüfusun falan çok daha fazla olması. Aşağıdaki topraklar güneydeki topraklar tamamen çöl. Libya'ya savaşımızı ilan ediyoruz ve devleti hızlıca büyütmeye başlıyoruz. Keşke savaş etmeseydik. Şuradaki ordular gelmemiş. Bu kötü oldu biraz. Ama son değil orada durabiliriz bir tur. Aynen o sırada da hem buradan ilerlemiş oluruz. Gayet güzel. Devam edelim. Hatta burada bir tur daha bile bekleyebiliriz. Ama ben şu anlık beklemek istemiyorum. Devam edelim. Şu şekilde. O ordu zaten oraya bir şekilde bence yetişir, destek verir. Tamam Şuradan 6200'lük orduyu da hızlıca bölüyorum 2'ye 3300, 3900'lük ordu buraya 2700'lük ordu da buraya Ve artık başkente son Bir toprak kaldı diyecektim orada 1000 yaşadık bu kötü oldu Hemen şu orduyu kuzeye destek vermesi için yolluyorum Aynen Şunu şu şekilde 2'ye böleceğim hatta 3'e böleceğim 3000 buraya 3000 buraya 3000 de buraya olacak şekilde Bu orduyu da başkente Yolladım Yanı Trabzon'a. Aynen. Bu resim trabolu ama gerçekte tabi Trabuz. Şuradan da buraya girdim mi Libya'yı artık bitir bitirdik diyebilirim. Ve bitti. Gayet güzel. Elimizde kaç ordu kaldı ona bir bakalım. Önce bir barışımızı imzalayalım tabi. Mümkün olduğunca kuzey topraklarını almaya çalışacağım. Aa, tüm kuzey topraklarını bile alamıyoruz. Gerçekten kötü oldu. 5 ee, yıldız da o zaman. Şöyle bir şeyler. Aynen böyle yaparız. Şimdilik fena değil. Ordular toplansın nerede nereye geldi bunlar? Bunları direkt başkente yollayıp hepsi sileceğim ben. öyle çok tutmaya gerek yok bence. Hatta alabiliyorsak israyla e alalım. Çünkü biz Mısır olarak Arapların böyle dünyadaki en güçlü devletlerinden biri olarak bölgemizi açıkçası Arap olmayan başka bir devlet istemiyoruz onun için hemen şuradan Güzel İsrail'in sınırlarına geldik Savaşımızı ilan ettik Ve Onlara hemen hemen aynen şu anda Kudüs'e de girdik ve aldık İsrail'i Gayet güzel Hatta ve hatta bu İsrail aldığımızın bir barış göstergesi olarak bunu bu toprakları Filistin'e vereceğim Aynen şöyle barışalım Gayet güzel bu topraklar ise şuradan e, Odaya ticaret talep eden, Eyaletler diyelim Filistin'e şu üç toprağı verelim Bir desteğimiz olsun ya Arap coğrafyasına Güzel Bu arada o kadar destek verdik ilişkileri de geliştirelim Yani bir yanda bize savaş yönetmesin Çünkü o zaman sıkıntı olur Bu orduyu artık bence silebilirim Güzel Gelirimiz de şu anda 5000 seviyesine çıktı Hemen paramız biriktirelim. Asimilasyon işlemlerini başlatalım. Burada hala dünyada 24. yüz. Yani bir şey değişmedi. Bu, bu pek iyi değil açıkçası. Tamam başlatalım hemen şu asimilasyonları. Hop her yerde başlatamadık. Bir tane daha toprak kaldı. Hemen ona da o iki tane kalmış. Hemen o ikisini de başlattık. Şöyle ekonomi kaç çıktı? 156 bine kadar çıktı. Neredeyse Türkiye'ye geçeceğiz bu arada ekonomide güzel bir büyüme gerçekleştirdik çok hızlı bir şekilde. Tamam o zaman biz bir paramızı biriktirelim. Aynen biraz yatırım falan yaparız. Şuradan sadece tur turlar atlayalım. Bir 200 bin falan bir para biriktireceğim. Ardından da yatırımlar yapacağız ülkeye. Öncelikle araştırma yatırımı ardından ekonomik yatırım yapmak istiyorum. Ama ekonomik yatırımı manuel olarak yapacağım. Yani tek toprağa yapacağım yatırımı. Bu sayede Ordu basım işlemi yaptığımızda yani ekonomide bir düşüş yaşamayacağız diye tahmin ediyorum. Bu arada artık paramız da hemen hemen 200 bin seviyesine ulaşmak üzere. 173 bin, 180 bin, 6 bin e kadar arttı gelirimiz. Gayet güzel 200 bin oldu diyelim biz buna. Hemen şuradan mallar yatırımını açıyorum. Vergileri de kapatıyorum bu arada. Hem e, yatırım maliyetini düşürüyor hem de halkımız mutlu olsun. Güzel şöyle bir yandan da o zaman dünyayı seyredelim ya hem yatırımlar olsun. Hatta önce araştırma demiştik değil mi? Doğru. Hemen şunu kapatalım araştırma yatırım yapalım. Aynen. Şuradan araştırmayı fullleyelim. Güzel. Çünkü teknolojide muhtemelen şu an bir gerideyiz. bakalım bir. E, şuradan teknoloji haritasını açalım. Aynen bakalım mesela bizim rakibimiz Türkiye. Türkiye 052 ve 046'yız. Bayağı gerideyiz onda. Dünyada birinci Amerika ve 0.7 teknolojisi var. 0.70. Yani ona yetişmek biraz zor şu anlık ama. Bir 060 falan olsak bana getir açıkçası. Bu arada dünyaya bakalım. Eyalet salgını. Eyalet salgını. Konuşamadım. %50 yaptım. Yani öyle çok savaş falan olmayacak muhtemelen. Derken direkt Almanya, Polonya girdi. Alman İmparatorluğu olmuş bu arada Almanya. Polonya'ya girdi. Burada ne çıkacak bakalım. Almanya biraz zayıf gibi gözüktü bu arada bana. Polonya'yı bile alamıyor yani çünkü. Gerçekten Almanya fazla zayıf şu anda. Polonya'da ilerleyemiyor. Ya da yağma yapıyor ikisinden biri. Muhtemelen yağma yapıyor. Bilemiyorum. Aynen aynen ya. Yağma yapıyor yağma yapmasa burada duramaz o kadar. Evet Polonya vardı arada itiyor gibi Almanya'yı. Almanlar alttan girdi. Güneyden girdiler Polonya'ya. Varsova'ya girmek üzereler. Bu savaş biraz sürecek gibi ya. Çok değil ama. Biraz sürecek sanki. O sırada dünyanın farklı yerlerine bakalım. Ne oluyormuş? Rusya'da bir hallenme var mı? Yok. Buralarda bir sıkıntı var mı? Bakıyoruz. Şimdilik yok gibi. Aynen ya dünya barışçıl. Kuzey Kore, Güney Kore falan da sağlam. Buralar zaten sağlam. İyi. Bir de i̇şte son olarak Amerika'ya bakacağım. Zaten Afrika bizde şu anlık. Amerika kıtasında da Peru biraz büyümüş. Oo Amerika faşist olmuş. Bu bizim için bir tehdit tabi. Biz demokrasinin temsilcisi olan bir ülkeyiz. <laughs> Mısır olarak. Bu arada kaç tane teknoloji puanı geldi? Oo 21 tane geldi. Şimdi devam ediyor. Bunların hepsini araştırmaya veriyorum. Geri, ka geri kalan ise şöyle ekonomi büyümesini full diyorum. Ardından da yönetime vereceğim. Hemen şu yatırım bitsin. Gelirimiz kaça çıkacak bir görelim. Yani yatırımdan önce 6000'di. Benim tahminim 10.000 seviyesine kadar çıkar. Yani öyle umuyorum. Aynen öyle de oldu. Vergileri açınca 10.000 olacak. Bakalım. Aynen öyle. 10.500. Bunu da yönetime verdim. Gayet 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 güzel. Evet. Artık Libya'ya tamamen almanın zamanı geldi bu arada. Zaten kaç ekonomisi kalmış bunların? Sadece 16 bin ipi ekonomileri var. Hemen şu sınırlardan basacağımız ordular. Ee, yeterli olacaktır. Diyeceğim de sınırlarda ordu basılmıyor doğru düzgün. Yani o kadar çok kötü topraklar ya bu çöl toprakları. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani ne yatırım yapabiliyor düzgün ne başka bir şey yapabiliyor. Ama biz bir şekilde alacağız. Hemen bunlar da gitsin sınırlara ve biz saldıralım. Bence yeterli ordumuz var. Zaten sadece 16 bin ekonomileri var. Aa yeni başkentleri burası olmuş. Oğlum niye böyle bir şey yaptınız? Trablus gayet iyi yine. 14.000 ekonomisi olan toprağa başkent yapmışlar. 148 olan toprağa başkent yapmışlar ya. İlginç. Bu arada Trablus'a giremedik. Bu bizim için bir yani kötü bir, bir durum. Şimdi dünya ne der? Koca Mısır bir Trablus'a giremedi derler. Ayıp yani. Bunun için orduyu gazlıyoruz. Ve hemen şuradan Trablus'a giriyoruz. Onları arka diyoruz. O yine giremedik. Vay vay vay. Neyse bastığımız ordular. Artık bu tur geldi der. Ve şu anda bitti diyebilir miyiz? Şuradan da bir ordu bassak artık diyebiliriz galiba. Sonraki tur Trablus'a giriyoruz. Hadi. Ve gir. Gir. Girdik güzel. Hemen Libya'ya da başlayalım artık. Şöyle zaten 15 yıldızlık toprağı varmış. Hepsini alıyoruz. Ve bu orduları da Kahire'ye doğru yola çıkarıyoruz. Şöyle. Başka var mı? Bir de bu var zaten. Başka daha yok. Güzel. Şimdi bir daha simülasyon işlemlerine başlatsam. Tamam. Şuradan hepsini başlatalım. Güzel. Başka başlatmadığımız var mı acaba? Onu göremedim. Şöyle açalım haritayı. Şurada bazıları yarım kalmış. Onlarda da başlatalım. Şunlar 98 acaba? Hiç fikrim yok. Tamamdır. Tunus'un ekonomisi kaç? 56 bin bize bir yaklaşık yine 28 binlik falan bir ordu lazım. Ama bu savaşı da artık sonraki videoya bırakırız. Bu videoda biraz yatırım falan yaptık ve seriye başlamış olduk. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle videolar için video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.